Elimizde R üzeri N'de bir alt uzay olan bir V kümesi olduğunu düşünelim. Bunun ne anlama geldiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu R üzeri N'in herhangi bir alt kümesi ve eğer bunun iki elemanını alırsam bunlar A ve B olsun. Evet bu ikisi alt uzayın elemanları olacaklar. Bunun bir alt uzay olmasına bağlı olarak bu iki vektörün toplamını aldığımızda not edeyim a artı b de alt uzayımızda olur. Bu toplamaya göre kapalı olma anlamına geliyor. Bu bir alt uzay olduğu için alt uzayın herhangi bir elemanını bir skalerle çarptığımızda da bu ikisi alt uzayın elemanı olacak. Bunlardan birini örneğin a'yı alıp bir skalerle çarparsam bunun da alt uzayın bir elemanı olacağını biliyoruz. Buna da skaler çarpmaya göre kapalı olma evet evet böyle denir. Belki gereksiz bir ifade olacak ama V sıfır vektörünü de içermek zorunda. Bu tüm alt uzaylar için doğrudur. Şöyle yazayım sıfır vektörü V'nin bir elemanıdır ve R üzeri N'nin bir alt uzayı olduğu için sıfır vektörünün n tane bileşeni olacak. Az önce gereksiz dememin sebebi bu vektörlerin herhangi bir katı da eğer V'nin elemanı ise skaleri sıfıra eşitleyebiliriz, öyle değil mi? Başka bir deyişle bu ifade zaten bunu da anlatıyor. Ama birçok ders kitabında sıfır vektörünün V'nin elemanı olması gerektiği de verilir. Ama skaler çarpımına göre kapalı olmak demek zaten bunu hesaba katan bir ifade. Anlaştık mı? Bunu söylemeye çalıştım. Şimdi bir de bir T dönüşümümüz olduğunu düşünelim. Bu da R üzeri N'den R üzeri M'e bir eşleşme yapıyor olsun. Bu videoda üzerinde durmak istediğim konu, e, şimdi burada bir alt uzay var ve evet ben alt uzayın dönüşümünün buna ne ad vermiştik? alt uzayın görüntüsü demiştik. Dönüşümdeki V'nin görüntüsü olarak da not ediyorum. Son videoda gözünüzün önüne getirmenize yardımcı olmak amacı ile R üzeri N'in buna benzeyen bir alt kümesi olduğunu söylemiştik. Buna benzeyen bir üçgendi. Evet bu R üzeri N'de hatta R karedeydi. Buna benzeyen bir üçgen vardı ve bunun T dönüşümündeki görüntüsünü bulmuştuk. R kareden R kareye gitmiştik ve dönüşümümüzü uygulamıştık. Sonuç olarak buna benzeyen bir şey elde etmiştik. Eğer doğru hatırlıyorsam aslına bakarsanız tam da hatırlamıyorum ama sanırım bunun gibi hafif çarpık bir üçgen elde etmiştik. Tam olarak böyle miydi bilmiyorum. Galiba böyleydi. Evet. Azıcık sağ çarpık bir üçgende ama bu noktada bir önceki videoda tam olarak neler olup bittiği çok da önemli değil. Burada önemli olan dönüşümdeki bir görüntünün ne anlama geldiğini anlamanız. R kare'nin bir alt kümesini Bunlar buradaki üçgeni tanımlayan vektörler ve az önce de söylediğim gibi R karenin bir alt kümesi. Hepsini dönüştürdüğümüzde görüntü kümesinde bir alt küme elde ediyorduk, öyle değil mi? Buna görüntü diyebiliriz çünkü bu üçgenin dönüşümü. Şimdilik buna S diyelim. S dönüşümüne eşittir. Bunun S kümesinden bahsediyorum. Ama eğer gözünüzün önüne gelebilmesi açısından daha rahat olacaksa bunun T dönüşümündeki üçgenin görüntüsü olduğunu da düşünebilirsiniz. Ya da buradaki çarpık üçgenin bu dik açılı üçgenin T dönüşümündeki görüntüsü de diyebiliriz. Evet sanırım en açığı bu oldu bu arada bundan önceki videoda bu üçgenler alt uzay değillerdi. Bu üçgenin elemanı olan bazı vektörlerin skaler katlarını aldığımızda bunların bu üçgenin elemanları olmadıklarını görüyorduk. Başka bir deyişle bu bir alt uzay değil, r karenin bir alt kümesi idi. Tüm alt kümeler alt uzay değildir ama tüm alt uzaylar kesinlikle alt kümedir. Bazı şeyler kendilerinin alt kümesi olabilirler tabii. Konudan da çok uzaklaşmak istemiyorum neyse. Ama tüm bunlar size görüntünün ne anlama geldiği hakkında daha iyi bir bilgi veriyor olabilir. Alt kümenin elemanlarından eşleşen tüm vektörler. Şimdi biz de T dönüşümündeki V'nin görüntüsünün bir alt uzay olup olmadığına bakacağız. Bir alt uzay olmak için bir dönüşüm alırsak ya da bundan önce T'nin iki elemanını bulalım. V'nin herhangi bir elemanının dönüşümünü alırsak görüntünün elemanlarını elde ederiz öyle değil mi? Hemen not ediyorum. A'nın dönüşümü ve B'nin dönüşümü T dönüşümündeki V'nin görüntüsünün elemanlarıdır. Evet bunların ikisi de bunun elemanıdır. Bu durumda bana A'nın dönüşümü artı B'nin dönüşümünün neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunlar T dönüşümündeki V'nin görüntüsünün iki rastgele elemanı. Buna T büyük V dersem daha iyi olacak. Evet, sizce bu neye eşittir? Doğrusal dönüşüm özelliklerinden yola çıkarak iki vektörün dönüşümünün toplamı, vektörlerin toplamının dönüşümüne eşittir diyeceğiz. Evet, peki bu. Yani A artı B'nin dönüşümü, TV'nin yani görüntünün bir elemanı mıdır? A artı B, V'nin bir elemanıydı ve görüntü V'nin tüm elemanlarının dönüşümlerini içeriyor. Yani görüntü bunun dönüşümünü de içerir. A artı B, V'nin bir elemanı. V'nin bir elemanının dönüşümü de tanım gereği T dönüşümündeki V'nin görüntüsünün bir elemanıdır. Evet, bu kesinlikle doğrudur. Şimdi sıradaki soru geliyor. T dönüşümündeki V'nin görüntüsünün bir elemanının skaler bir katını alırsam, evet, bu neye eşit olur? Doğrusal dönüşümlerin tanımına bağlı olarak bu skalerle ve vektörün çarpımının dönüşümüne eşittir. Peki, sizce bu t dönüşümündeki v'nin görüntüsünün bir elemanı mıdır? c çarpı a'nın v'nin elemanı olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Bu doğrudan alt uzay tanımından geliyor. Evet, bu kesinlikle v'nin elemanıdır. Ve eğer bu v'nin bir elemanı ise, dönüşümü de t dönüşümündeki v'nin görüntüsünün bir elemanıdır. Bu da v'nin bir elemanı. Bunu sıfır eşitleyince sıfır vektörünün de v'nin bir elemanı olduğunu buluruz. Buraya sıfır koyarsanız sıfır vektörünü elde edersiniz. Bu ne olursa olsun sıfırla çarpınca sıfır vektörünü elde ederiz ve bu durumda sıfır vektörü de v'nin bir elemanı. Bu da t dönüşümündeki v'nin görüntüsünün bir alt uzay olduğu sonucunu getirir. Bu ileride işimize yarayacak son derece faydalı bir özellik. Bu noktada şu ana kadar çalıştığımız her şey V örneğinde alt uzay, üçgen örneğinde de alt kümeydi. Peki T dönüşümündeki R üzeri N'in görüntüsünü alırsak ne olur? Bu T dönüşümündeki R üzeri N'in görüntüsüdür. Haydi biraz düşünelim. R üzeri N'in herhangi bir elemanını aldığımızda tüm vektörlerin kümesi ne olur? Sonra da R üzeri e N'in tüm elemanlarının dönüşümünü alacağız. Bunu hemen not edeyim. Bu tüm x'lerin dönüşümlerinin kümesine eşittir. Bu arada x'lerin de r üzeri n'in elemanı olduğunu not ediyorum. Evet, r üzeri n'in elemanlarının hepsini tek tek dönüştürdüğümüzde bu yeni kümeyi elde etmiş oluruz. Bu t dönüşümündeki r üzeri n'in görüntüsüdür. Bunu farklı şekillerde de düşünebiliriz. t, r üzeri n'den r üzeri m'e bir eşleşmeydi. Bu durumda bu tanım kümesi olur ve dönüşüme tüm olası girdi değerleri buradan gelir. Evet tanım kümesi. Bu ise görüntü kümesidir. Görüntü kümesinin dönüşüm ya da fonksiyonun tanımının bir parçası olduğunu ve eşleşmenin gerçekleştiği uzay olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kısacası eşleşmelerin hepsi olmayabilir. Mesela T dönüşümündeki R üzeri N'in görüntüsü, R üzeri M'in hepsi ya da bir alt alt kümesi olabilir. Bundan ilk videoda bahsetmiştik. Ders kitaplarında hiç rastlamadım. Aslına bakarsanız benim incelediğim doğrusal cebir kitapları dersem daha doğru olur. Evet, bu şekilde hiç bahsedilmemiş ama bunun T'nin görüntü kümesi olduğunu da düşünebiliriz. Bunlar T'nin eşleştirdiği R üzeri M'in elemanlarıdır. T dönüşümündeki R üzeri N'in görüntüsünü ele alırsak isterseniz şöyle anlatayım R üzeri M'in buna benzediğini düşünelim her yöne ilerliyor olacak R üzeri N'i de çizelim evet T'nin R üzeri N'den R üzeri M'e bir eşleşme yaptığını biliyoruz R üzeri n'in tüm elemanlarını alıp R üzeri m ile eşleştirdiğimizde R üzeri m'in bir alt kümesini elde ettiğimizi düşünelim. Bu alt kümede buna benzeyen bir şey olsun. Düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Buradaki tüm noktaları eşleştiriyorduk ve eşleşme buradaki elemanların biriyle gerçekleşiyor. Buradakilerin, buradakilerin eşleşmesi olduğunu düşünebiliriz. Ve hepsini eşleştirirsek buradaki alt kümeyi elde ediyoruz. Anlaştık mı? Bu alt küme T dönüşümündeki R üzeri N'in görüntüsüdür. Doğrusal cebirde pek sık karşılaştığımız bir terminoloji olmamasına rağmen bundan görüntü kümesi olarak da bahsedebiliriz. Evet, T'nin görüntü kümesi. Bunun özel bir adı da var. Kafanızın karışmasını istemiyorum ama buna T'nin görüntüsü adı verilir. Evet, T'nin görüntüsü. Bu biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Zaman zaman imt olarak yazıldığını da görebilirsiniz. Image T'den geliyor. Daha önce alt kümelerden bahsederken T dönüşümündeki R alt kümesinin görüntüsü demiştik ve eğer söz konusu olan bir alt küme ise bu doğru bir terminolojidir ama bir anda en boyutlu bir uzayı değerlendirmeye alıp bunun görüntüsünü bulursak bu dönüşümün görüntüsü olur. O halde buradaki alt kümeye de T'nin görüntüsü adını verebiliriz. Peki bu ne anlama gelir? T R üzeri n ile R üzeri m arasında bir eşleşme yapıyordu. O halde T x'i ya da herhangi bir doğrusal dönüşümü bir matris ve bir vektör çarpımı olarak ifade edebiliriz. Bu vektörler R üzeri n'in elemanları olacaklar. Peki bu nedir? Farklı şekillerde yazayım. T dönüşümündeki R üzeri n'in görüntüsünü şöyle yazayım. T r üzeri n ya da T'nin görüntüsü evet böyle yazabiliriz. Bu herhangi bir dönüşümde değil çünkü dönüşümün kendisinden bahsediyoruz. Im T olarak da ekliyorum. Peki ya bunlar neye eşittir? Bu tüm x dönüşümlerinin kümesine eşittir. X'in dönüşümleri de x'in r üzeri n'in bir elemanı olduğu a x'e eşit olacak. Bu durumda x n boyutlu olur ve elemanların hepsi de reel sayıdır. Bu nedir desem ne dersiniz? Hemen a matrisini yazalım. Birkaç tane sütun vektörü yazacağım. a1, a2 bunlar da n tane yani n tane sütunu olacak. Buna göre de a çarpı herhangi bir x. Bunu r üzeri n'in elemanı olan x'lerle çarpmaktan bahsediyorum x1, x2 böyle böyle xn'e kadar devam edecek. Bunu daha önce defalarca görmüştük ve bu çarpımın sonucu skaler olan x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2 artı nokta 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 xn çarpı an'e eşittir x'in r üzeri N'deki herhangi bir vektör olduğu bu sütun vektörlerinin toplam kümesini bulmak istiyorduk, öyle değil mi? x'in elemanları bu durumda sadece reel skaler değerler alabilirler. Bu durumda bunların kümesi de a'nın tüm sütunlarının tüm doğrusal kombinasyonlarına eşittir. Bunu bunlar herhangi bir değer alabilecekleri için söylüyorum. Peki, ya bu neye eşittir? Bu da daha önce de gördüğümüz gibi ya da fikri size ilk tanıttığımda bundan da kısaca bahsetmiştim. Bu A'nın sütun uzayına eşittir. Bunu zaman zaman C A olarak da gösteririz. Evet, bu oldukça faydalı bir sonuçtur. Neredeyse kendiliğinden de anlaşılıyor diyeceğim ama herhangi bir doğrusal dönüşümü, evet bir matris vektör çarpımı olarak gösterebiliriz. Herhangi bir doğrusal dönüşümün görüntüsü de ya da görüntü kümesinin alt kümesi, tanım kümesindeki elemanların hepsini görüntü kümesiyle eşleştirdiğinizde dönüşümün görüntüsünü elde etmiş olursunuz. Bu dönüşümü gösterebileceğiniz matrisin sütun uzayına eşittir. Sütun uzayı da matrisin tüm sütun vektörlerinin kapsamı oluyordu. Sütun vektörlerinin kapsamı ya da tüm doğrusal kombinasyonları tam da burada yaptığımız gibi. Umarım siz de bunu ilgi çekici bulmuşsunuzdur ve bu sonuçları ileride kullanabilirsiniz.